1981 Doğu Bayezid doğumlu Orhan Yakar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1996 yılında İstanbul'a gider. İş bulup çalıştıktan sonra ailesini sık sık telefonla arar. Son telefonun üzerinden 2 ay geçer. Aile Orhan'dan haber alamaz. Babası Mehmet Yakar İstanbul'a gider. İhale İstanbul Şubesi'ne başvurur. Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulunur. Ayrıca gazeteye ilan verir. Baba resmi sonuçları beklemek üzere köyüne döner. Birkaç gün sonra Doğu Bayezid İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılır. Askerler biliyor Jandarma Alay Komutanlığı haber verdi, oğlum orada git al der. Baba Bingöl'e gider. Alay Komutanlığı yetkilileri, oğlum daha çıkmıştı. 16 Kasım günü teslim oldu. 17 Kasım günü operasyonda arazide bize yer gösterirken daha önceden PKK militanları tarafından araziye döşenen mayının basıp parçalandı, öldü der. Babaya yakalanma tutanağı gösterilir. Ancak tutanakta Orhan'ın imzası yoktur. Baba parçalanmış olsa da çocuğun cenazesini ister. Yetkililer, ceset paramparça oldu. O bölgede güvenlik sorunu var, ceset orada kaldı diyerek yetiştirmeye çalışır. Aile olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşır. AHİM 26 Kasım 2002 tarihinde ihlal kararı verir. Ancak tüm arama ve çabalara rağmen 15 yaşında gözaltında kaybeden Orhan Yakar'ın cenazesine ulaşılamaz. Kendisinden bir daha haber alınamaz. Şimdi de gözaltında zorla kaybettirilen Orhan Yakar ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz. "116 haftadır haykırıyoruz. Türkiye'de devletin hukuka aykırı eylem ve işlemlerini engelleyecek, yurttaşın haklarını koruyacak ve hak ihlaline uğrayanların adalet beklentisini karşılayacak bir yargı organı yok. Sahip olduğu siyasal gücü, adaleti tesis etmek için kullanılacak bir iktidar da yok. Olamayan gerçeklerin tam karşısında ise cumartesi anneleri var. 116. haftamızda tüm hukuk yollarına başvurulduğu halde adaletin sağlanmadığı Münir Sarıtaş dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. 27 Ekim 1995 günü Yüksekova Çetesi Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul komutasındaki Yüksekova Komando taburuna bağlı askerleri Yüksekova'nın Ağaçlı köyüne baskın yaptı. Baskın sırasında köylere ağır şiddet uygulandı. Askerler köyden ayrılırken Binbaşı Yurdakul'un 3 kişiyi alın talimatı ile rastgele 3 köylü seçildi. Henüz 13 yaşındaki Münir Sarıtaş askeri araca bindirilerek Yüksekova ilçe jandarma taburuna götürüldü. Gözaltına alınan 3 kişiyi sormak için tabura giden aileler gözaltına alınanları kanlar içinde gördü. Binbaşı Yurdakul 24 saat gözaltında tutulacaklar dedi. Aileler tekrar tabura gittiğinde ise kimseyi gözaltına almadık, bir daha buraya gelmeyin dendi. Gözaltına alınan 3 insanımız işkenceyle gözaltında katledildi. Olay Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi kayıtlarında şu şekilde yer aldı. Sanık Yurdakul'un komutasındaki birlik Ağaçlı köyünden Şemsettin Yurtseven, Miktat Özeker ve Münir Sarıtaş adlı köylüleri dövmüş, yaşlı olan Yurtsever yediği tekmeler sonucu ölmüştür. Bunu gören Yurdakul, Sarıtaş ve Özeke'nin tanıklık edeceğini düşünerek öldürülmesi kararı verilmiştir. Zorla tabura ait eğitim sahasında bir çukur içinde tarandıktan sonra benzin dökülerek yakılmıştır. Aynı çukura gömülen köylülerin cesedi köpekler tarafından çıkarılınca köylülerin cesetleri bu kez taburun yakınlarından geçen çaya atılmıştır. Gözaltı işlemini gerçekleştirenler arasında bulunan itirafçı kahraman Bilgiç anılarını yazdığı kitapta ve savcıya verdiği ifadede Münir Sarıtaş ve diğer köylülerin gözaltına alınmasını ve öldürülmeleriyle ilgili süreci tüm detaylarıyla anlattı. Yüksekova komando taburunda görevli bir asker de terhis olduktan sonra Münir Sarıtaş ile beraber Abdülkerim Yurtsever ve Miktat Özeke'nin binbaşı Yurdakul'un talimatıyla itirafçı kahraman Bilgeç ve yüzbaşı Nihat Yiğitler tarafından kurşuna dizilerek öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklama yine ana akım medyada yer aldı. Tanık beyanlarına rağmen, suça iştirak edenlerin itiraflarına rağmen, bu olayı da içeren Türkiye Büyük Millet Meclisi susurluk raporuna rağmen açılan dava 12 Kasım 1999 tarihinde delil yetersizliği gerekçesiyle kesin beraat hükmüyle sonuçlandı. Sadece Mehmet Emin Yurdakul'un tek başına yaptığı bir şey değildir bu. Bir bireyin bütün haklarını elinden alınıp arkasına devlet gücünü alarak korkunç ve korkakça işlenen bu cinayetlerin faillerinin kim olduğu ortadadır, bellidir. Failler gizlenerek ya da bu şu isimler hiç önemli değil.
Faillerin arkasındaki güç belli ve bu gücün yargılanmasını talep ediyoruz. Benim başka diyecek hiçbir şeyim yok. Siz hiçbir zaman kendinizden olmayan bir şeyi kaybetmediğiniz zaman bunu anlayamayacaksınız. Siz kardeşinizi, ailenizi, evladınızı kaybetmediğiniz zaman bunu kavrayamazsınız. Bu güce de sahip olamazsınız. Şunun farkına varmanızı hep her zaman talep ettik biz. Bir toplumsal facia bu. Biz insanları öldürürüz ve bu insanları kimse hiçbir şeyin farkına varmadan biz bunları gizleyip onlara tıpış tıpış evinize gidin. Emri vermek devletin ahlakına, devletin yasasına, devletin onuruna yakışan bir şey değildir. Bu sorumluluk devlettedir. Faili de bellidir. Meçhul olan bir durum yok. Faillerini mahkeme serbest bırakıyorsa sorumlusu devlettir. Yarattığı adaletsiz adaletidir. Yarattığı sistemdeki insanları katletme huyudur. Biz bunları defaten yıllardır söylüyoruz. Yine tekrar ediyoruz. Devlet bu sorunu çözmekle mükelleftir. Ahmet Vurmuş ve ailesinin yaşadığı Şirin Akın Kizilen ilçesine bağlı Hemde köyü yakılır. Aile Cizre'ye göç etmek zorunda kalır. Köyde bakanlık yapan Ahmet Cizre'ye gelince yeni bir iş kuramaz. İşçi olarak günlük işlerde çalışmaya başlar. 1994 yılının Nisan ayında Bozulan Radyosu'nu tamir ettirmek üzere Beşir adlı arkadaşın Mardin Caddesi'ndeki dükkanına gider. Dükkanına gelen beyaz Toros marka bir araçtan inen 50 tesirli ve silahlı 3 kişi kimlik kontrolü yaptıktan sonra Ahmet Vurmuş'a sen bizimle geleceksin der. Ahmet'i arabaya bindirip götürürler. Radyo tamircisi arkadaşı olaya tanık olur. Birkaç gün sonra İlçe Jandarma Komutanı Cemal Temizöz Ahmet'in evini de arama yaptırır. Bir şey bulmazlar, eşi Fatma, eşini götürdük, misafirimiz oldu. 3-4 gün bırakacağız, sen bize evde ne sakladığını göster de. Fatım hiçbir şey saklamadıklarını söyleyince de tazaklanarak fiziksel şiddete maruz kalır. Jandarma ve polisler tarafından ev birkaç kere daha basına uğrar. Gündüz vakti evin avlusuna el bombası atılarak ev tahrip edilir. Bunun üzerine ev sahibi bulmuş ailesini evden çıkarır. Fatih bu olaydan 3 gün sonra dilekçeyle ilgili mercilere başvurur. Ancak yanıtsız kalır. A adlı bir kişi Ahmet Vurmuş'la birlikte göz altındaydı. Gözlerimiz bağlıydı ama sesimizde birbirimizi tanıtır. Diyerek aileye haber verir. Bu tanık 3-4 yıl sonra tanıklık yapmadan kalp krizi geçirerek vefatır. 1996 yılında Silopi'de bir kuyuda 6-7 kişinin cesedine ulaşılır. Eşi Fatım çuvalın içinde çıkan kafası kesilmiş bir cesedin üzerindeki sağlam kalan kıyafetlerden eşini teşhis eder. Ancak korkan şikayette bulunmaz. Silopi Belediyesi cesetleri toplu olarak müsesliden mezarlığa defneder.